Merhaba arkadaşlar. Bugün 25 Mart. Denizli Honaz'dayız tabii ki. Şimdi denizde birkaç yerde kuzu göbeği bulunduğunu iddia ediyorlar da. Ben de şu benim sürekli enerken topladığım bölgeye bir geleyim. Bir bakayım dedim. Gerçekten de bu kuzu göbeğe çıkmış mıdır? Arkadaşlar şu ana kadar çok fazla bir şey görünmüyor açıkçası. Çıkmış olma ihtimali de görünmüyor. Çünkü yabani mantar oluyor aynı zamanda. Kuzu göbeğinin çıktığı zaman da. Şu ana kadar daha onları da görmedim. Burası geceleri -2-3'e kadar düştüğü için daha hala. Ondan dolayı benim tahminim bir hafta gibi bir süresi var. Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Hava şartları çok önemli. Yağış çok güzel oldu. Kar çok güzel yağdı. Ama bir haftadır ciddi anlamda kuru soğuk var. Yani geceleri -5, -6, -8, -10 çıkıyor. Gündüzleri güneşli, hava rüzgarlı. Bu da ne yapıyor? Toprağı tamamen kurutmaya başlıyor. Buradaki ibare de yavaş yavaş toprak nemini kaybetmeye başlamış. Eğer bu şekilde olmaya devam ederse muhtemelen yağış olması gerekecek buraların. Şimdi yer hakkında biraz bilgi vereyim. Burası yaklaşık 600 rakım. Şimdi yukarı tarafta da yani daha yüksek rakımlarda kar var. Daha aşağı taraflarda kuraklık oluşmaya başladı. Bu da bir dengesizlik oluyor tabii. Bundan dolayı açıkçası şu anda kuzu göbeğe çıkma ihtimali buralarda yok gibi görünüyor. Ben bir gene de bakıyorum. Siz beni biliyorsunuz zaten. Sürekli dağlara, ormanlara çıkmak için bir mazeret bulurum. Bugünkü mazeretim de bu. Kuzu göbeğe çıkmış mı acaba, gideyim bir bakayım diye. Ama gördüğüm kadarıyla hiçbir belirtisi yok. Normalde çukur çanak dediğimiz küçük çanak şeklinde mantarlar olur. Aynı zamanda çıkar kuzu göbeğiyle. Onlar falan hiç yok görünürde. En azından bir iki tane onlardan görmem lazımdı. Şimdi ben dolaşmaya devam ediyorum. Böyle aynı zamanda beraber hani muhabbet şeklinde dolaşıyoruz. Gördüğünüz gibi bulunduğumuz bölge böyle bir yer. Hava çok güzel. 2 gündür, 3 gündür. Gündüzleri 12-13 derece. Hatta bugün 15 derece kadar çıktı. Bu da demek oluyor ki artık havalar ısınacak. Isındığı zaman da en azından hani direkt nemini kaybeden yerler ama karların bulunduğu bölgede nemini koruyan yerlerde olma ihtimali var. Zaten çıktığında bol bol beraberce toplayacağız arkadaşlar. Bundan dolayı bizi izlemeye devam edin derim. Eğer böyle bir mantar toplama işinden de hoşlanıyorsunuz yeni icatlardan, kanalıma da abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Beraberce bu sezonu geçiririz. Bakalım. Daha şu anda hiçbir belirtisi yok arkadaşlar. Deniz Honaz'da en azından 800, 900, 600, 700 rakımlarda kuzu göbeği yok. Bu hafta sonu, yarın cumartesi, ertesi pazar, 26, 27 Mart, cumartesi pazar. Hani en azından bu böyle rakımlarda kuzu göbeği aramayı planlayan varsa boş boşuna gitmesin derim. Hala dolaşmaya devam ediyorum. Çünkü kış boyunca oturmaktan artık tutulduk. Biraz yürümeye antrenman olması gerekiyor. Ama şu anda direkt bunu söyleyebilirim.
bu bölgelerde kesinlikle ve kesinlikle nem kalmamış. Yağmur yağmazsa en azından şu güneşi gören bölgelerde yağmur yağmazsa kuz gibi olma ihtimali zaten yok. Kuzeye bakan böyle buz dediğimiz bizim yerlerde belki olma ihtimali var. Tabi onun için de geceleri çok soğuk geliyor. Ondan dolayı şu anda en azından bu bölgede, bu çevrelerde kuzu göbeği bulma ihtimalimiz yok gibi. Daha yüksek rakımlar da var buralarda. Tabi oralara çıkmaya hiç gerek yok. Zaten öncelikle aşağı rakımlarda olması gerekiyor. Hatta şöyle derenin dibine doğru biraz daha ineceğim. Oralara da bir bakmak niyetim var. Bakalım buralarda nem duruyor mu? Kuzu göbeği olma ihtimali var mı bilmiyorum. Hava şartları, hani şu anki şart çok iyi. Gerçekten olma ihtimali olan bir hava sıcaklığı ama geceleri çok soğuk oluyor. Yani yukarılarda kar durduğu için en azından bunun soğuğu geceleri -2-3'e kadar düşürüyor buraları. Bu da ciddi anlamda mantarların oluşmasını engelliyor. Arkadaşlar, hani mantar biliyorsunuz nem olacak, hava sıcaklığı da 20 derece civarında olacak. En azından gündüzleri. Geceleri de eksiye düşmeyecek. Mantar öylelikle çıkar yani. Kuzu göbeği olsun, çıntar olsun veya diğer bütün mantarlar böyledir. O yüzden biri eksikse hava sıcaklığı, nem, toprağın nemi eksikse bulma şansınız yok zaten. Ya da bulsanız da böyle bol şekilde bulma şansımız yok. Öyle söyleyeyim. Evet. Ben buralara sürekli geldiğim için buraları biliyorum. Şu anda görünen burada bile nem kalmamış. Bu rüzgar ve kuru ayaz buraları kurutmuş arkadaşlar. En azından Allah izin verirse, yağış olursa buralarda çıkma ihtimali var. Yağış olmazsa tek tük böyle çok kıyıda köşede bulunur. O da ne kadar bizi mutlu eder bilmiyorum. Bakalım. Ben bu şekilde dolaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Beğenirseniz böyle dağda gezilmiş hissi almak isterseniz seyretmeye devam edebilirsiniz. Yoksa zaten bulursam ayrı bir videoyla hepinizin duyacağı şekilde video yayınlarım. Duyarsınız yani. Ondan dolayı şimdilik görüşmek üzere. Bak buranın nemi biraz daha iyiymiş. Sanki burada olma ihtimali var gibi. Tabi bu benimki tamamen his. Olma ihtimali var gibi. Umut, temenni yani. Ağaç dalları nemi korumuş. Ondan dolayı da nemli kaldığı için hava sıcaklığı ortamında buldu mu direkt olma ihtimali var. Ama tabii ki şu anda yok. İhtimali var ama kendisi yok arkadaşlar. Dediğim gibi görüşmek üzere. Allah nasip ederse bir şekilde arayıp bulacağız o kuzu göbeklerini. Bilginizi bilir zaten. Toplamayı çok severim. Yani bayağı da iyi bulduğumu düşünüyorum. Yani 2 kilo, 3 kilo. Duruma göre 4 kilo günlük toplamış olduğumuz var. Ne diyeyim? İzlemede kalın. Beraberce bu yıl bol bol kuzu göbeği toplayalım.